Merhabalar kuzularım, tosunlarım, enerji, kimyasal tepkimelerde enerji konusuyla yani soru çözümleriyle beraberiz. Hadi bismillah başlayalım, bakalım neler varmış. Birinci sorumuz. Birinci soruda bir grafik beğenmişiz. Grafik hangi tepkimeye aitmiş bakıyoruz. 2x'ye 2 eşittir. x2 artı 2y2 tepkimesi için yandaki grafik verilmiştir. Aşağıdakilerden kaç tanesi bu grafik için doğrudur? Bu grafik neyi anlatıyor? Önce onu bir inceleyelim beraber. Bu grafik potansiyel enerjindeki değişimi süreç içerisinde reaksiyon gerçekleşirken potansiyel enerjideki değişim nasıl gerçekleşiyor onu anlatıyor arkadaşlar. Peki baktığımızda XY2'nin başlangıçtaki potansiyel enerjisi 20 imiş. Son durumda oluşan ürünlerin potansiyel enerjisi ise 80. E bu durumdan şu sonucu bak, ilk sonucu şunu çıkarabiliriz. Demek ki bu reaksiyon dışarıdan gerçekleşirken, süreç içerisinde gerçekleşirken ortamdan yani dışarıdan ne almaktadır? Enerji almaktadır. E başlangıçta 20 ise, son durumda 80 ise o zaman bu tepkime dışarıdan ne kadar almıştır? Toplamda 60 kilojül. Kilojül cinsinden verdiği için 60 kilojül enerji almıştır. Peki başlayalım. 1. Tepkime endotermiktir. Evet, endotermik ne demekti? Isı alan tepkime demekti. Isı alarak gerçekleştiği için doğrudur şu kısım. Gelelim delta h'a. Delta h dediğimiz değer ise entalpi değişimiydi. Entalpi değişimini şöyle buluyorduk hatırlarsanız. Delta h eşittir h ürün eksi h giren, yani ürünlerin enerjisinden girenlerin enerjisini çıkararak buluyorduk. E 80 eksi 20 eşittir 60'tır. İkinci ifade doğrudur. Yani birinci ifade doğru oldu. Enerji bakımından x'e 2 daha kararlıdır. Gençler, bu enerji bakımından x'e 2 yani kim daha kararlıdır meselesinde şöyle düşüneceksiniz. Cümleye dikkat edin. Sadece böyle cümle böyleyse enerji bakımından kim daha kararlıdır diyorsa kainatta iki eğilim vardır. Denge konusunda bunun detayını göreceğiz. Bu iki eğilimden birincisi maksimum düzensizlik eğilimi, diğeri ise minimum enerji eğilimi. Kainattaki her şey en düşük enerjili halde bulunmak ister. Bundan dolayı enerjisi düşük hal daha kararlıdır. Dolayısıyla burada enerjisi düşük olan x'e 2 olduğu için x'e 2 daha kararlıdır. Doğrudur. Üçüncüsü, tepkime başladıktan sonra kendiliğinden devam eder. Gençler, bu endotermik bir tepkime. Düşünelim beraber. Mesela bir kağıdın yanması. Kağıdın yanması egzotermiktir. Ortama ne verir? Isı verir. Peki kağıt yanmaya başladıktan sonra dikkat. Tekrar alttan çakmak tutmaya gerek var mı? Yok. O zaman egzotermik tepkimeler kendiliğinden devam eder. Ama endotermikler hayır. Mesela bir buzdolabının veya buzhanenin içerisine girdiniz. İçerisi eksi 10 santigrat derece, her yer buz. Bir buz kalıbını aldınız, çakmağı aldınız, çaktınız, buza tuttunuz. Buz erimeye başlar, doğru. Ama çakmağı çektiğiniz anda erime devam eder mi? Hayır. Onun için endotermik tepkimeler başladıktan sonra kendiliğinden devam eden tepkimeler değil. Yani bu ifade yanlış. Ürünlerin ısı kapsamı daha büyüktür. Isı kapsamı, entalpi değeri veya enerji denilince buradaki ifade potansiyel enerjisi olarak düşünebilirsiniz. Isı kapsamı demek toplam potansiyel enerjisi olarak düşünebilir. Dolayısıyla da ürünlerin potansiyel enerjisi daha yüksek olduğu için bu ifade de doğru. X'e 2 sıvı olsaydı delta H 60 kilojülden büyük olurdu. Şimdi gelelim bu mevzuya. Gaz mı? Evet, şuraya gaz yazdım. O zaman şöyle bir soru sorayım ben size. Maddenin 3 fiziksel hali içerisinde katı, sıvı, gaz. Hangisinin enerjisi en yüksektir? Evet, aynen dediğiniz gibi gazın enerjisi en yüksektir. Çünkü katıya ısı verirsin, sıvıyı oluşturursun. O zaman sıvının enerjisi gazdan büyük. Sıvıya ısı verirsin, gazı oluşturursun. Gazın enerjisi de sıvıdan büyük. O zaman burada gaz da başlangıçta, demek ki bu başlangıçta sıvı olsaydı nereden başlayacaktı? Biraz daha aşağıdan başlayacak. Mesela kaçtan? 5'ten. E dolayısıyla aradaki fark kaç olacaktı bu sefer? 75 olacaktı. Dolayısıyla 60 kilojülden büyük olurdu ifadesi. Doğru. 0.4 mol X2'nin parçalanması için 12 kilojül ısı gerekmektedir. Şimdi bu grafik bu tepkime için demiş ya. Bakın 2 mol, dikkat edin katsayıya. 2 mol X2 parçalarken kaç kilojül enerji aldım? 60. Peki 2 mol için şuraya yazayım. 2 mol X2'yi parçalamak için 60 kilojül enerji gerekiyorsa 0.4 mol demiş. 0.4 mol için x derseniz 2 katının onda biri, 2 katının onda birini alırsanız x buradan kaç çıkar? 12 kilojül çıkar. Dolayısıyla bu ifade de doğru olur diyoruz ve sonraki sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki olaylardan hangilerinde entalpi değişiminin işareti negatiftir? Yani delta h eşittir eksi bilmem kaç. Tamam. Peki negatif çıkıyorsa reaksiyon yani küçüktür 0. Delta H eksi demek delta H küçüktür 0 demek. Delta H küçüktür 0 olan tepkimeler kimlerdi? Egzo
termik tepkimeler. Yani aslında sorduğu şey hangileri egzotermik tepkimedir diye soruyor. Peki karbondioksit gazının suda çözülmesiyle başlamışız. Katı ve sıvıların çözülmesi genelde endotermikken gazların çözülmesi her zaman egzotermikti. Egzotermik tepkimelerde de sıcaklık arttıkça çözünürlük azalıyordu gençler. Onun için gazların çözünürlüğü her zaman egzotermiktir birinci ifade o. 2. NaCl sıvısının elektrolizi. Elektroliz neydi? Elektrik akımıyla maddeyi bileşenlere ayrıştırma olarak düşünebilirsiniz en basit haliyle. Dolayısıyla elektrik akımı da bir enerjidir. Maddeye elektrik veriyorsan demek ki o reaksiyon enerji alarak gerçekleştiği için endodur. Bu ifade olmaz. Azot atomlarından N2 molekülünün oluşması. Peki burada bağ oluşumu var. İki atom bağ oluşturuyor, doğru mu? Bunu da şöyle düşünebilirsiniz. Tersinden düşünün, tamam mı? İki atom arasında bağ varsa bu bağı koparmak için dışarıdan enerji alınması gerekir. Bu yani buna enerji vermek gerekir. O zaman bağ koparken dışarıdan enerji aldığına göre bağın kopması endodur. O zaman bağ oluşurken de dışarıya enerji açığa çıkaracağı için egzotermiktir. Bu ifade doğrudur. Kolonya dökülen elin serinlemesi. Döktünüz, değil mi? Döktünüz elinize, bir süre sonra serinlediğini görürsün. Niye? Çünkü yüzeye gelen, deriye gelen alkol molekülleri buharlaşıyor. Buharlaşırken ne alıyor? Isı. Nereden alıyor? Teninizden. Teninizden ısı alarak gerçekleştiği için teniniz soğuyor. Onun için bu endotermiktir. Egzotermik değil. H2SO4 ve KOH. Birisi asit, birisi baz. Dolayısıyla H2SO4 artı KOH tepkimesi asit baz tepkimesi olduğu için hatırlarsanız asit baz tepkimelerin hepsine yine egzotermik tepkime demiştim. Kömürün küle dönmesi. Adam burada kömürün yanması dememiş. Yanma reaksiyonlarının hepsi egzotermikti, bir tanesi hariç. O da kimdi? Azot gazının yanmasıydı gençler. Onun için kömürün küle dönmesinde yanma olayı var. Dolayısıyla bu da egzotermiktir. Kar yağışı. Arkadaşlar dedelerinizden, babalarınızdan şöyle bir şey duymuşsunuzdur. Hatta siz de kullanıyor olabilirsiniz. Çok soğuk kış günlerinde havada bulutluysa eğer dersiniz ki hava yağsa da kar yağsa da hava biraz yumuşasa. Niye? Çünkü kar yağarken gazdan nereye geçiş var? Katıya geçiş var. Bulut, gaz fazı, yani buhar fazı da diyebilirsiniz. Oradan katıya geçiş var. Dolayısıyla gazdan katıya geçiş dışarıya ısı verdiği için ortam biraz ısınır. Dolayısıyla kar yağışı egzotermiktir. Kış aylarında camların buğulanmasına gelince. Bakın kış aylarında olur zaten bu olay, buğulanma olayı. Yazın böyle bir olay gerçekleşmez. Niye? Çünkü kış aylarında içeride bulunan nem gider şeye çarpar, cama çarpar. Cama çarptığı anda yüzey soğuk olduğu için soğuk bir tabakaya denk gelir ve gazdan sıvıya geçer. Gazdan sıvıya geçiş yine nasıl bir olay? Egzotermik olay olduğu için bu ifade de yine egzotermiktir. Yani delta H küçüktür 0 diyebilirsiniz. Geçtik. Sabit hacimli yalıtılmış bir kapta aşıdaki tepkimeler ayrı ayrı gerçekleştiriliyor. Hangilerinde gaz basıncının artacağı kesindir? Bakın işin içine hem enerjiyi sokmuş hem de gazları sokmuş. Peki gazlarda bilmemiz gereken bir denklem var ki PV eşittir NRT denklemi, değil mi? Sabit hacimli dediğine göre hacmi çizdim. Hepsi için ayrı ayrı yapacağım. Yalıtılmış. Şunun altını çiziyorum gençler. Eğer soruda böyle bir şey görürseniz, yalıtılmış ifadesi görürseniz bil ki o soruda sıcaklık sabit kalmayacak. Mesela şu anda oturduğunuz odayı yalıtın. Dışarıdan yalıtırsanız içeriye ısı girişi yok, içeriden dışarıya ısı çıkışı yok ya. Siz içeride kağıt yaktığınızı düşün. Ortam ne yapar? Isınır. O zaman içeride gerçekleştirdiğiniz reaksiyon egzotermikse sıcaklık artar. Eğer endotermikse de sıcaklık azalır. Buna göre düşüneceğiz, tamam mı? Yalıtılmış kaplarda. Peki birinci reaksiyondan başlıyorum. Birinci reaksiyonda delta H küçüktür sıfırsa yani egzotermikse sıcaklık ne yapacak? Artacak. Peki R zaten sabit, bunu da çizdim. Basıncı soruyor ya bana. Bir de mol var işin içinde, ona bakacağız. Mole bakıyorum ama neyin molüne bakacağım? Gazın. Çünkü gaz basıncı sorulmuş. Burada 1 mol gaz var, 1 mol gaz. O mol sayısı da sabit oldu. Sıcaklıkla basınç nasıl orantılı? Doğru. Onun için basınç birinci tepkimede kesinlikle artar. Birincisi evet. İkincisine geçtim. İkincisinde de bak artı 44 kilojül demiş ya. Yani burada da delta H küçüktür 0. Tamam mı? Delta H küçüktür 0. Aynı şeyi bir daha yapıyorum. PV eşittir NRT'yi yazdım. Hacim sabit çizdim. R sabit çizdim. Peki delta H küçüktür 0 olduğu için sıcaklık ne yaptı? Arttı. Gelelim mole. Bakın 3 gaz gaz gaz. 3 mol buradan, 1 mol de buradan, etkisi de 4 mol. 4 mol gazdan kaç mol gaz oluşuyor? 2. Mol sayısı ne yapıyor? Azalıyor. Ama sıcaklık artıyor. Bundan dolayı basıncın artmasını beklersin. Mol sayısı azalıyor. Bundan dolayı basıncın azalmasını beklersin. Peki hangisinin ne kadar etki edeceğini bilmediğin için buna bir şey diyemezsin. Geçtim 3. Bu tepkime yine delta H büyüktür 0. Delta H büyüktür 0 ise reaksiyon endotermik.
Peki PVRT'yi yine yazıyorum. PV eşittir N çarpı R çarpı D. Delta H büyüktür 0, bu sefer sıcaklık azalacak. Peki hacim sabit yine çizdim. Geldim mole. Toplam kaç mol gaz var? 3. Kaça düştü? 2'ye. Mol sayısı da azalıyor. Burada basınç kesinlikle azalır. Ama bize neyi soruyor? Artacağı diyor. Onun için bu ifade olmadı. Geldim son. Delta H küçüktür 0. Yine PVRT'yi yaz. Üşenme. PV eşittir RT'den. Sıcaklık artacak. R sabit, egzotermik olduğu için artacak. Mole gelince 1 mol gazdan 1 buradan, bir de buradan 1,5. Yani mol sayısı da ne yapmış oldu? Artmış oldu. Hacim zaten sabit. Hem sıcaklık hem de mol arttığı için basınç artacaktır. Doğru cevabımız 1 ve 4 olur diyoruz ve devam ediyoruz. Birazcık da hesaplama yapalım. Karbon katısı artı O2 gazı karbondioksit tepkimesinin delta H -94 kilokaloridir. Tepkimesinde 37.2 kilokalori ısı açığa çıktığı anda hangileri doğrudur diye sormuş. Sevgili çocuklarım, burada önce beraber bir yorumlayacağız reaksiyonu. Reaksiyon bize ne diyor? Yani reaksiyon bir kere oksijenle tepkime olduğu için yanma. Ve bu kadar ısı açığa çıktığı için reaksiyon egzotermik, ki yanma tepkimelerin hepsi egzotermik. 1 mol karbonu yakarsam da ben, 1 mol karbonu yakarsam ne kadar ısı açığa çıkıyormuş? 94. E peki 1 mol karbondan 94 ısı açığa çıkıyorsa 37.2 çıkması için ne kadar katı? 4 katı, değil mi? Gençler, şurayı düzeltiyorum. Burası 37.2 değil de 37.6. Aldığımızda sonuç tam çıkacak. Bir yanlışlık olmuş orada. 37.6'yı aldığımızda 4 katı, 4 katının onda biri. Yani şurası 376 olsaydı, tamam mı? 376 olsaydı 4 kat oluyor. 4, 9, 36, 4, 4, 16, 360 artı 16, 376 yapar. 4 katının onda biri. Buraya x dersem, x buradan kaç çıkacaktır? 0.4 mol çıkacaktır. Dolayısıyla bu reaksiyonda 37.6 kilokalori ısı açığa çıkabilmesi için 0.4 mol karbon harcanır. Doğru. Peki buradan 0.4 harcarsan, 1 katsayı 1 katsayı 1 olduğuna göre bundan da 0.4 harcarsın, bundan da 0.4 mol oluşur. Dolayısıyla 0.4 mol karbondioksit ise 17.6 gram yapar. Yani 8.8 gram yapmaz. Bunun için de karbon neması 12, oksijen neması 16, karbondioksit neması 44 yapar. Karbondioksit neması 44 ise 0.4 molü de 17.6 gram yapar. Adam burada 8.8 demiş, yanlış. Devam ediyoruz. NK'da 4.48 litre O2 harcanır. NK'da baktığım zaman 0.4 mol oksijen gazı kaç litre hacim kaplar? 8.96 litre yapar. Yanlış. Karbondioksit gazının molar oluşum ısısı -94'tür. Neydi peki molar oluşum ısısı? 1 mol bileşiğin yalnızca kendi elementlerinden oluşumları sırasında açığa çıkan enerjidir. 1 mol bileşik oluşmuş mu? Evet. Kendi elementlerinden mi oluşmuş? Evet. Dolayısıyla bu bileşiğin oluşum ısısı -94'tür. Yani doğru cevap 1 ve 4 oldu. Diyoruz ve devam ediyoruz. 9.2 gram C2H5OH yakıldığında 40 kilojül enerji açığa çıktığına göre C2H5OH'ın molar yanması. Gençler, bu molar meselesine gelince bak, molar oluşum ısısı, molar yanma ısısı, molar çözünme ısısı, molar nötrleşme ısısı, molar bilmem ne ısısı fark etmez. Böyle bir ifade görürseniz o da sorduğu şey şu. 1 mol maddenin oluşumu sırası ya da çözülmesi sırasında ya da nötrleşmesi sırasında ya da bilmem ne sırasında artık reaksiyona göre değişir. 1 mol madde için açığa çıkan ya da alınan enerjiyi ifade etmektedir. Şimdi adam bize molar yanma ısısını sorduğuna göre 1 mol C2H5OH yakacaksın, tamam mı? Peki adam kaç gramını yakmış? 9.2. O zaman önce mol sayısını buluyorum. N eşittir N bölü MA, 9.2 bölü. Bunun MA'sını hesaplayacak olursanız 24, 6 daha 30, 16 da oksijenden geldi, 46. 92 bölü 9.2 bölü 46'dan 0.2 mol yapar gençler. Peki 0.2 molü yakıldığında 0.2 molünden ne kadar enerji açığa çıkmış? 40 kilojül. Bana sorduğu şey ne? 1 molü yakıldığında ne kadar açığa çıkar? 5 katı, 5 katını açığa çıkar. Buradan ne çıkar? 200 kilojül. Yalnız soruya da dikkat edin. Molar yanma ısısı nedir diye soruyor. Adam bize şöyle sormuyor. Kaç kilojül enerji açığa çıkar diye sormuyor. Molar yanma ısısı nedir diye soruyor. Dolayısıyla da delta H eşittir işaretiyle beraber söyleyeceksiniz. -200 kilojüldür diyeceksiniz. Geçtim alttaki soruya. C2H6, CO2 ve H2O'nun molar oluşum ısıları sırası ile -40, -94 ve -68 kilokalori. Buna göre C2H6'nın molar yanma entalpisi nedir?
12 gram C2H6 yakıldığında açığa çıkan ısı nedir diye sormuş. Peki önce o zaman bu C2H6'yı bir yakalım biz beraber. C2H6 organik bileşikler yakıldığında ortama ne verirler? Karbondioksit ve su oluştururlar. Yazdım artı H2O. Sonra denkleştiriyorum. Denkleştirirken 2 karbon olduğu için buranın katsayısı 2. Burası 3 olduğu için buranın katsayısı 3. 3 oksijen burada, 4 de burada 7. Buranın katsayısı 7 bölü 2. Şimdi bu tepkimenin delta H'ını buluyorum. Delta H nasıl buluyorduk oluşum ısılarından? Ürünlerin oluşum ısıları toplamından girenleri çıkarıyorduk. Ve elementleri de sıfır kabul ediyorduk. Onun için bak oksijen verilmemiş burada. Ne yapıyorduk? Ürün. Ürün. 2 çarpı kaç diyeceğim? Eksi 94. O da ne yapar? Eksi 188 yapar. Sonra geldim buraya. 3 çarpı ne diyeceğim? Eksi 68 diyeceğim. 180 yapar. 204 mi yaptık? 3, 6, 18, 180, 24, 204. Eksi 204 de buradan geldi. Değil mi? Kapat. Eksi aç. Buraya geldim C2H6'ya. Şu 0 zaten. Şurası kaç? Eksi 40. Şimdi şu ikisini topladığım zaman 300, 392. Eksi 392 artı 40. Buradan delta H dediğim değer kaç gelir gençler? Delta H eşittir işaretiyle beraber söylüyoruz. Eksi 352. İşte bu 1 mol C2H6'nın molar yanma ısısıdır. Adam bize soruyu şöyle sorsaydı, alttaki gibi sorsaydı işaret belirtmemize gerek yoktu. Açığa çıkan ısı nedir diye sorsaydı. Ama entalpisi ya da tepkime ısı sorulduğunda işaretle beraber söyleyeceğiz. Şimdi bu birinci şık. Geldik ikinci şıkka, yani B şıkkına. Şu A şıkkı, şu da B şıkkı. B şıkkına gelince 1 mol C2H6 hesaplayacak olursanız arkadaşlar karbon 12 hidrojen, karbon 12 hidrojen 1'den. Gerçi yukarıda vermişiz zaten. C2H6'ın nemasi 30 yapar. Yani 30 gramını yaktığınızda ne kadar ısı açığa çıktı? 352 çıktı. Biz neyi sormuşuz? 12. Buraya 12 dersem, x dersem, x buradan kaç çıkacak? Gençler şurası 120 olsaydı 4 katı olurdu. Bunun 4 katını alırsam 1200, 1400, 1408. 1408 çıkar. 350'yi 4 ile çarptım. 1408 de buradan geldi. 1408. Ama bu 120 gram için. Bir virgül kaydırdım. 140.8 kilo jül kilo kalori ısı açığa çıkar diyoruz sevgili çocuklar. Ve devam ediyoruz. Başka bir tepkime. Bu da X çözdüğümüz örneğe benzer bir örnek. Orada endotermiyi vermiştik. Burada da egzotermiyi vermişiz. 2X2 artı 3Y2 eşittir 2X2Y2 2X2Y3 artı 60 kilojül. Yani 60 kilojül enerji açığa çıkıyormuş. Peki bu delta H değil miydi gençler? Delta H o zaman buradan kaç gelir? Delta H eşittir eksi 60. Yani ürünlerden girenleri çıkarttığımızda eksi 60. Yani şu aradaki fark 60 olacak gençler. Tepkime egzotermiktir. Doğru. Çünkü ısı açığa çıkmış, enerji azalmış. Delta H değeri eksi 60'tır. Evet. A eksi B 60'tır. Doğru. B'den ürünlerden girenleri çıkarttığında eksi 60'sa ürün girenden ürünü çıkarırsanız ne olur? 60 çıkacaktır. Doğrudur. Tepkime başladıktan sonra kendiliğinden devam eder. Evet. Çünkü egzotermik tepkimeleri biraz önce yanma tepkimesi üzerinden örnek verdik. Başladıktan sonra kağıdın yanması mesela kendiliğinden devam etmektedir. Doğrudur. Yüksek sıcaklıkta girenler daha kararlı. İşte bu ifade aslında çok saçma salak bir ifade. Hani biz çözdüğümüz ilk soruda ne dedik gençler? Enerji düşük olan hal kararlıdır. Bu her zaman doğrudur. Ama böyle bir ifade çıkarsa karşınıza, yüksek sıcaklıkta kim kararlıdır, düşük sıcaklıkta kim kararlıdır derse, şimdilik ezber yapın, denge konusunda daha detayını göreceğiz. Yüksek sıcaklık derse enerji yüksek olan kararlıdır, düşük sıcaklık derse enerji düşük olan kararlıdır. Bu tepkimede yüksek sıcaklıkta girenler, bu tepkimede düşük sıcaklıkta ürünler daha kararlıdır. Yüksek sıcaklıkta girenler daha kararlı dediği için ifade doğrudur diyoruz. Ve son sorumuza geliyoruz. 8 gram NaOH yeterli H2SO4 ile tepkimesinden açığa çıkan ısı 10 gram suyun sıcaklığını 15 santigrat derece arttırıyor. Buna göre NaOH'ın molar nötrleşme ısısı nedir? O zaman ben önce 8 gram nötrleştiğinde açığa çıkan ısı ne onu bulacağız. Adam bu açığa çıkan ısıyı nereye vermiş? Suya. Suyun sıcaklığı 15 santigrat derece atmış. O zaman verilen ısı hatırlayın Q eşittir M çarpı C çarpı delta T formülüyle hesaplıyorum. Q bunu bulmaya çalışıyorum zaten eşittir. Kaç gram su? 10. Çarpı C'si kaç? 4. Çarpı delta T değeri kaç? 15. Buradan 4 çarpı 15 60 çarpı 10'dan ne yaptı gençler? 600
Ne cinsinden bulduk bunu? Jül cinsinden. Peki şimdi bu ısı ne zaman açığa çıkmış? 8 gram NaOH. Tamam mı? Peki 8 gram NaOH bana neyi soruyor? Molarını soruyor. Peki NaOH'ın MA'sını hesaplayacak olursanız 40 yapar. O zaman N eşittir 8 bölü 40. Yani 0.2 mol. 0.2 molü yakıldığında 600 jül enerji çıkmış. 0.2 molü yakıldığında 600 jül enerji çıkıyorsa 1 mol yakıldığında x'tir. X buradan 5 katı. 5 katını alırsanız x eşittir 3000 jül çıktı. Kilojüle çevirecek olursak da 3 kilojül dedi. Ama bu açığa çıkan ısı adam molar nötrleşme ısısını sorduğu için demek ki delta h'a kaç yazacağız? Eksi 3 kilojül diyeceğiz. Çünkü molar nötrleşme ısısı sorulduğunda ne yapıyorduk? İşaretiyle beraber. Ama adam soruyu şöyle sorsaydı. NaOH nötrleşirken ne kadar, 1 mol NaOH nötrleşirken ne kadar ısı açığa çıkar diye sorsaydı. O zaman işaret belirtmeye gerek yok. Çünkü ısı açığa çıktığını zaten söylüyor. Diyoruz ve bu videomuzu da bitiriyoruz. Diğer soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.